Kripto Odası. Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle. Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor. Mayıs Salı sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Cumhurbaşkanı Erdoğan, batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum dedi. Biliyorsunuz Hamas ateşkesi kabul etti, bu teklifi kabul etti. Ancak İsrail Refah'a saldırmaya başladı. Detaylara birazdan yer vereceğiz. Öğretmen atamalarına ilişkin detayların bugün açıklanacağını söyledi Erdoğan. Dolayısıyla bugün Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek olan açıklamada öğretmen adaylarının gözleri ve kulakları. Diyalog zemini oluşturma misyonu çerçevesinde CHP'den bir ziyaret var. Özgür Özel, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Bugün detaylarına bakacağız. 1 Mayıs soruşturmasında tutuklu sayısı 49'a yükseldi. Dünden gelen bir başka haberdi bu. Ekrem İmamoğlu, kendimize rakip olarak yine kendimizi görüyoruz dedi. Gaziantep'te dün bir trafik kazası vardı ki o trafik kazasında maalesef 9 kişi hayatını kaybetti sevgili dinleyiciler. 10'da yaralı var. 6 yaşında evlendirme davası 10 Haziran tarihine ertelendi. Burada muhtemelen avukatlar bir taktik uyguladılar. Sanık avukatları davaya katılmadılar, duruşmaya katılmadılar çünkü. Seçil Erzan hakkında bir iddianame daha ortaya çıktı. Yani bir şikayetçi daha olduğu anlaşıldı. Diyanet İşleri kurban kesim bedelini duyurdu. Kurban kesim bedelini yurt içinde 11.750 lira, yurt dışında 4.750 lira olarak duyuruldu. İşletmelere fahiş fiyat ve stokçuluktan kesilen cezalar var. Bu cezaların tamamının 355 milyon lira olduğu ifade edildi. Bir sigara grubuna daha zam geldi. 3 liralık bir zam geldi bir sigara grubuna. Dün Fenerbahçe Konyaspor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör İsmail Kartal, bütün sorumluluk benim, matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz diye bir açıklama yaptı. Türkiye Kupası yarı final ikinci maçları başlıyor. Bugün Beşiktaş Ankara Gücü'nü ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak bu mücadele sevgili dinleyiciler. Ve aynı zamanda Hatay Spor'a bir haciz haberi var. Evet, maalesef. Maalesef diyorum çünkü Hatay Spor depremden sonra yaralı olarak İstanbul'a, Riva'ya, federasyonun tesislerine çağrılmıştı. Ancak şimdi o tesisler için bir bedel istendiği ortaya çıktı. Detaylarına ilerleyen dakikalarda bakacağız. İstanbul Boğazı bu arada gemi trafiğine kapatıldı. Çünkü Haydarpaşa'da şu anda bir kargo gemisi var. O gemiyi o bölgeden uzaklaştırma, kurtarma çalışmaları devam ediyor. O nedenle İstanbul Boğazı'nın her iki yönde de gemi trafiğine, deniz trafiğine kapatıldığı bilgisi geldi. Hemen bir de finans tablomuza bakalım. Önce bir liste fiyatı olarak bakalım. Dolar şu anda 32 lira 29 kuruş, euro 34 lira 76 kuruş. Gram altın 2409 lira, çeyrek altın 3970 lira olarak görünüyor. Yani televizyon ekranlarına baktığınızda da yine bunu göreceksiniz. Ama serbest piyasada, bankada durum farklı. Dolar 32 lira 96 kuruş, euro 35 lira 45 kuruş. Altının gramı 2468 lira. Dolayısıyla çeyrek altın da 4300-4400 lira bandında. BIST 100 endeksi
Dün de aşağı yukarı aynı puandaydı, öyle kapandı. Aşağı yukarı diyorum, çok minik bir düşüş var. 10.267 puanla kapandı dün. Bakalım bugüne nasıl başlayacak, bu haftaya nasıl devam edecek Borsa İstanbul. Ve Bitcoin'de %1 civarında bir düşüş görüyoruz. 63.556 dolar şu anda Bitcoin. Evet, gündemdeki başlıkları kısaca böyle sıraladık. Ancak bunların daha detayları var. Farklı haberlerimiz de var bugün Kripto Odası içerisi sizlerle paylaşacağımız. Öncelikle şimdi İsrail-Filistin çatışmasına, savaşına, gerilimine, adına ne derseniz deyin ama netice itibariyle bu vahşete bir bakalım. Hamas, Mısır ve Katar'ın ateşkes teklifini kabul etti. Yani Hamas yetkilisinden böyle bir açıklama geldi. Top artık İsrail'in sahasına denildi. Ama şunu anlıyoruz ki İsrail hemen bunun ardından evet bir açıklama yaptı Netanyahu. Dedi ki İsrail müzakereler için heyet gönderecek dedi. Ama Hamas'ın kabul ettiği teklif İsrail'in taleplerini karşılamaya uzak diye bir açıklama yaptı. Yani İsrail bir heyet gönderecek denilince sanki böyle bir ateşkes havası, daha fazla olumlu bir hava geldi gibiydi. Ama daha sonra şunu anladık ki hemen ardından İsrail Refah'a saldırılara başladı. Yoğun hava saldırısı vardı. 50'den fazla yerin bombalandığı bilgisi paylaşıldı. Hatta Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. İsrail'in Refah'a kara saldırısı düzenlemesini desteklemiyoruz dedi Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi bunlarla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Görüşmede Gazze'deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları konuşmuşlar ama Erdoğan diyor ki tüm batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum diyor. Yani o batılı aktörlerin tümü bu şekilde İsrail'e baskı yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Amerika diyor ki Refah'a kara saldırısının yanında durmam mesajını veriyor. Şimdi Avrupa'dan da benzer mesajlar gelse ne olacak? Bir yaptırım uygulamadığınız sürece bu iş olmuyor çünkü. Ancak bir yaptırım uygulanacak ki o zaman olacak. Şimdi bakın İsrail 213 gündür saldırıyor. Bugün 214 gün oldu hatta. Gazze'de can kaybı 35 bine dayandı. Hani yaptırım falan diyoruz ya. Türkiye daha geçen hafta yaptırım uygulamaya başladı. Dedi ki İsrail'e tüm ticareti durdurduk dedi. Daha yeni başladı. Ha, bir de başka bir şey söyleyeceğim size. Enteresan bir konu. O da şu. Şimdi İsrail'e ticaret üçüncü ülkeler üzerinden gündemdeymiş. Neden? Şöyle düşünün. İhracatçısınız. İsrail'le ticaretiniz var. İsrail'e ticaret yasağı geliyor Türkiye'de. Uzun süreli mesela kontratınız var İsrail'le, sizin o firmalarla taahhütler var, bunlardan kaynaklanan sıkıntılar var. Şimdi bu kez tüccarlar, ihracatçılar Mısır ve Lübnan gibi üçüncü ülkeler üzerinden İsrail'e mal sevkiyatının gündemde olduğunu söylüyorlarmış. Yani Türkiye'den direkt gitmeyecek mal ama Türkiye'den çıkan mal önce Mısır'a veya Lübnan'a gidecek, oradan İsrail'e gönderilecek gibi görünüyor. Yani bu böyle gerçekleşirse yani İsrail'e yine bir yaptırım uygulanmamış olacak. O nedenle bunu özellikle paylaştım. Ama umarız akan kan bir an evvel son bulur. Şimdi bunu söylemek için bile artık çok geç. Baksanıza 35 bin kişi neredeyse hayatını kaybetti. Çoluk çocuk, kadın, sivil, hiç günahı olmayan insanlar hayatlarını kaybettiler. Ve halen daha işte dünyanın gözü önünde bu vahşet devam ediyor. Herkes de seyirci. Devam ediyoruz. Şimdi Erdoğan evet İsrail'le ilgili eleştirileri vardı. Batı'dan bir destek istedi. Tüm bunlar aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı sonrası da gerçekleşti. Öğretmen atamalarına ilişkin süreçten bahsetti. Dün öğretmen atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı'nın bir sayı açıklayabileceğini, detayları verebileceğini düşünüyorduk ama branşlar vesaire falan olmadı. Dedi ki bakanlığımız yarın, yani bugünü işaret etti, atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır diye bir açıklama yaptı. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok dedi. Zaten şu ana kadar yeterince zaman kaybedildi herhalde, öyle değil mi? Bu arada
Şunu da söylemiş Cumhurbaşkanı, Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımızla son bir kez daha görüşecek. Ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendireceğiz diyor. Aslına bakarsanız Milli Eğitim Bakanı daha önce dedi ki biz Hazine Bakanlığı'yla, Hazine Bakanı'yla görüştük. Kendi aramızda anlaştık. Sadece son bir kez Cumhurbaşkanı'nın nihai kararına bakacağız diyordu. Demek ki o anlaşma tam olmamış ya da Cumhurbaşkanı hadi siz bir kez daha görüşün dedi. Ya buradan bunu anlıyoruz. Yoksa bu kadar uzayacak bir mesele olmaması lazım bunu. Zaten kabine toplantısını beklerken bile süreç uzadı. Hala da öğretmen adayları öğretmenliklerini bekliyorlar. Bugün açıklanacakmış netice itibariyle, öyle bir bilgi geldi. Biz dün diye bekledik ama bugün oldu. Yani oldu mu bilmiyorum, olacak herhalde. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor diyor Cumhurbaşkanı. Buna kamu olarak inşallah biz öncülük ve rehberlik edeceğiz demiş. İnşallah. Yani ben de öyle diyorum. Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, yurt dışı seyahatler gibi pek çok alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız diyor. Yani umarım öyle olur. Kamuda bunun örneğini vatandaş görür ki vatandaşa yansır. Yani vatandaş da bunu örnek alır. Yoksa kamuda bunun örneğini görmediğimiz sürece lüks yaşamlar, yemekler vesaireler, lüks araçlar falan, bunları gördüğümüz sürece yapılan o makam odaları vesaire falan, bunların büyük bir şatafat içerisinde olduğunu görünce vatandaş da diyor ki yani hiçbir şeyi yok, bunun esprisi yok. Yani bana kemer sık diyor ama kendisi yapmıyor diyor vatandaş. Bakalım, göreceğiz. Devam ediyoruz. Özgür Özel. Devlet Bahçeli'yi bugün ziyaret edecek sevgili dinleyiciler. Öğle saatlerinde gerçekleşecek olan bir ziyaret var. Bu ziyaretin sebebi ne derseniz aslında bir diyalog zemini. Ki nitekim bunu zaten CHP söylüyor. CHP kendine toplumdaki kutuplaşmaya karşı siyasette yeniden diyalog zemini oluşturma misyonu edindi diyor. Diyalog zemini önemli değil mi? Önemli. Toplumdaki kutuplaşmayı azaltmak önemli değil mi? Bunların hepsi çok önemli. Çünkü yıllar içerisinde toplum kutuplaştırıldı. Yıllar içerisinde özellikle kutuplaştırıldı. Ya bendensin ya ondansın, arası olmaz. Ya beyazsın ya siyahsın, gri olmaz. Değil mi? Bunların hepsini konuştuk. Devam ediyoruz. Bugünkü görüşme bu açıdan önemli ama bir nezaket ziyareti olduğunu anlıyoruz. Öyle söyleyelim. Peki Erdoğan'ın iadeyi ziyareti olacak mı? Özgür Özel henüz bir başvuru olmadı diyor bu konuda. Yani AK Parti'den CHP'ye henüz bu konuda bir başvuru olmadığını, dolayısıyla tarihinde henüz netleşmediğini söylüyor. Ama AK Parti kanadı bir iade-i ziyaret olacağını söylemişti. Madem ki siyasette bir yumuşama dönemi olacak, bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti. Herhalde böyle bir ziyaret kısa süre içerisinde gerçekleşecektir diye düşünüyoruz. Ama bu arada Özgür Özel'in bununla ilgili bir mesajı var. Taksim Anayasa Mahkemesi kararına karşı yasaksa, ODTÜ Stadyumu yasaksa, kimse bunun sonu anayasaya varır mı diye düşünmesin. Arkadaşlarımız Gezi'den içeride yatıyorsa kimse normalleşmeden bahsetmesin dedi. Yani bir anlamda siyasette yumuşama mesajına yanıt olarak bunu söyledi Özgür Özel. Bu arada Özgür Özel Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le de görüştü. Ayşe Ateş'in biliyorsunuz tepkisi var iddianameye. İfadem iddianamede yok diyor. Başka arkadaşların ifadeleri de aynı şekilde iddianameye eklenmemiş. İçi boş, basit bir cinayet, alacak verecek kavgası gibi bir iddianame var ortada. İddianame bile diyemeyeceğim. Böyle bir iddianame olmaz diyor Ayşe Ateş. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi biliyorsunuz öldürülmüştü. Özgür Özel'le görüştüler, bir araya geldiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da randevu istemiş anladığım kadarıyla, ama işte biraz zaman var gibi bir cevap gelmiş kendisine. Birilerinin destek oluyor olması önemli. Yani insanların desteğe ihtiyacı var. Kim oldukları, hangi ideolojiden, hangi siyasi görüşten yana oldukları, hayata bakış açıları önemli değil. Burada acılı bir eş var, acılı bir kadın var. Bir cinayet var ortada. Bununla ilgili elbette birilerinin elini uzatması gerekiyor. Ha bugün Özgür Özel'dir, CHP'dir, bir başka gün diğer bir siyasi partidir, ama hepsinin birden aynı anda elini uzatması daha doğru değil mi?
1 Mayıs soruşturmasında tutuklu sayısı 49'a yükselmiş sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz önce 217 kişi gözaltına alınmıştı İstanbul'da. Sonrasında işte çeşitli sorgulamalar, tutuklamalar vesaire falan derken 38 kişi tutuklanmıştı. Daha sonra yapılan baskınlar vardı. Toplamda şimdi tutuklu sayısı 49'a yükselmiş. Bu arada Yüksek Seçim Kurulu da 31 Mart seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Yani bilmediğimiz bir şey değil aslında ama hani kesin sonuç, resmi sonuç açıklanmış oldu. Seçime katılım oranı %78.12 olarak gerçekleşmiş. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde katılım oranı %78. 30 büyükşehirde CHP 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmış, AKP 12. DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmış. Seçimlerin yenileneceği bazı bölgeler var. Bunlardan daha önce bahsetmiştik. 2 Haziran tarihinde yenilenecek bu seçimler. Belediye başkanlığı seçimlerine katılım %78.11. 51 il belediye başkanlığında, yani büyükşehirden bahsetmiyoruz, 51 il belediye başkanlığında CHP 21 belediye başkanlığı kazanmış. AK Parti 12, MHP 8, DEM Parti 7, İYİ Parti 1, Büyük Birlik Partisi 1, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazanmış 51 il belediye başkanlığında. Evet, devam ediyoruz. Ekrem İmamoğlu İSKİ dijital dönüşüm projeleri tanıtım toplantısında konuştu. Geçtiğimiz dönem yapmış olduğumuz yatırımların yarıştırılacağı bir 5 yıl yok. Bizim çok ileride olduğumuzu düşünüyorum. Diyor ki netice itibariyle kendimize rakip olarak yine kendimizi görüyoruz. Kibir ya da tek bir kişinin bildiği bir tavırdan öte ortak aklın beraber karar vermenin tadını çıkaran bir ekip olacağız diyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Bu arada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı dün bir haberle medyaya düştü. Yeni başkan Mustafa Bozbey, AK Parti'den CHP'ye geçmişti biliyorsunuz Bursa Büyükşehir. O da şuydu: Bozbey'in yeğeni belediyenin iştiraki olan bir şirkete yönetim kurulu başkanı olarak atandı. Veya işte müdür olarak atandı. Ve bu bir tepki gördü, doğal olarak bir tepki gördü. Yani bugüne kadar çünkü yapılan AK Parti ile ilgili eleştiriler vardı, benzer bir konuda böyle bir adım atınca yeni CHP'li başkan Mustafa Bozbey, doğal olarak sosyal medyada da çok konuşuldu. Sonrasında eleştirilerin ardından tartışmalara mahal vermemek için karardan vazgeçtiğini açıklamış. Yani aslına bakarsanız hiç olmasaymış daha iyiymiş, daha göreve gelir gelmez. Vazgeçmesi de bir adım. Yani yanlış gördük, peki tamam, tartışmaya da yol açıyor bu durum, o zaman vazgeçtim demesi de normal. Ama tabii ki yani bu gençler hiç mi çalışmayacak, onlar nerede çalışsın demesi o kadar normal değil. Çünkü bu ülke buna benzer böyle durumlardan çok çekti. Eşi, dostu, yakınını falan bir yerlere atamaktan dolayı çok çekti. En büyük sıkıntılardan birisi bu. Bunu bari yeni gelenler yapmasın. Keçiören Belediye Başkanı CHP'li Mesut Özaslan, Turgut Altınok döneminden kalma borcun 1 milyar 755 milyon lira olduğunu duyurdu. Ki Turgut Altınok daha önce 10 milyon lira borç var demişti. 10 milyon lira borçla devrettim diyordu. Fakat CHP'li yeni başkan diyor ki 1 milyar 755 milyon lira borç var diyor. Ve belediye binasının üzerine de büyük bir pankartla kalem kalem bu borçlar asıldı. Neler oluyor değil mi? Neler görüyoruz? Kimlerin nasıl borçlar yaptığını, hangi belediyelerin ne kadar borcu olduğunu nasıl görüyoruz değil mi? Devam ediyoruz. İYİ Parti'nin yeni grup başkan vekilleri belirlenmiş. Burak Avuncu ve Turan Çömez olmuşlar İYİ Parti'de yeni grup başkan vekilleri. Bu arada İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem, Özgür Özel'le bir araya gelmiş, görüşmüş ve iddia o ki şimdi CHP'ye katılacak. İYİ Parti'den ayrılan isimlerin, bir de yani önemli bilinen isimlerin CHP'ye katıldığını görüyoruz son günler içerisinde. Devam ediyoruz. Bir iki başlık daha aktaralım hemen bu bölümde. İşletmelere fahiş fiyat ve stokçuluktan 355 milyon liralık bir para cezası uygulanmış. 2023'te fahiş fiyat uyguladıkları gerekçesiyle bunlar tespit edilmiş ve şimdi bu cezalar uygulanmış, böyle bir bilgi paylaşıldı.
Kaçak Kanal İstanbul inşaatlarına karşı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçmiş. Arnavutköy Belediyesi'ne bir yazı yazarak imar planları iptal edilen Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak Yenişehir sınırları içinde devam eden inşaatların durdurulmasını ve yapı ruhsatlarını iptal etmesini istemiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyle harekete geçmiş Kanal İstanbul inşaatları için. Ben kullanmıyorum ama kullanılmasını da tavsiye etmiyorum, önermiyorum ama bir sigara grubuna daha zam gelmiş. GTI olarak bilinen sigara grubuna 3 lira zam gelmiş. Dolayısıyla ben bakıyorum, yine dediğim gibi çok bilmediğim için mesela bir ürünü 64 liraya, bir ürünü 63 liraya yükselmiş. Pahalıca bir ürünü var, 70 liraya yükselmiş mesela onun fiyatı. Devam ediyoruz. Son bir başlık daha aktaralım. O da şu: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın muharip uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan Türk Havacılık Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak Kaan ikinci uçuşunu da gerçekleştirmiş. 10 bin feet irtifada 14 dakika havada kalmış. Dolayısıyla Kaan'ın ikinci kez havalandığı bilgisi de dün paylaşıldı görüntülerle birlikte. Şimdi bir kısa aramız var sevgili dinleyiciler. Reklamlara gidelim. Reklamların ardından gündemdeki diğer başlıklarla kaldığımız yerden devam edeceğiz Kripto Odası'na. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Maalesef dünden gelen bir acı haber vardı ki Gaziantep Islahiye'de bir trafik kazası. Hem de öyle bir kaza ki hani katliam gibi denilir ya, gerçekten öyle bir kaza yaşandı. Kontrolden çıkan beton mikseri bir minibüse çarptı. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 10 da yaralı olduğu bilgisi geldi. Hayatını kaybedenlerin 4'ünün öğrenci olduğu bilgisi paylaşıldı. Yine ilk belirlemelere göre kazanın hızla gelen tırın karşı yöne geçmesiyle yaşandığı bilgisi paylaşıldı ki işte bunun bir beton mikseri olduğu ifade edildi. Maalesef 9 kişi hayatını kaybetti. 10 yaralı vardı, ikisi taburcu edildi, diğerlerinin tedavisi devam ediyor. Allah'tan rahmet diliyoruz. Maalesef buna benzer kazaları ülkemizde görüyoruz, yaşıyoruz. Keşke olmasa, keşke böyle haberler vermesek. Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında yaşanan heyelan felaketi vardı biliyorsunuz. Kayıp işçileri arama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 4 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Yine 5 çalışan aranıyor bu bölgede. Mecliste de İliç maden faciası sunumu vardı. AFAD'dan bir sunum gerçekleşti. Heyelan yaklaşık 2 dakikalık sürede 800 metre yol aldı. Uluslararası heyelan hız sınıflandırmasına göre aşırı hızlı heyelan olarak tanımlanmaktadır denildi. AFAD Başkanı tarafından böyle bir sunum yapıldı. Şimdi bu böyle adlandırılmakta olabilir. Yani aşırı hızlı heyelan deniliyor olabilir. İşte heyelan 2 dakikalık sürede 800 metre yol almış olabilir. Yani hiç beklenmedik bir şeydi denmek isteniyor muhtemelen ama işte bunların öncesinde aslına bakarsanız zaten facia geliyorum demiş. Bununla ilgili uyarılar da yapılmış. Bu bölgede çalışmaya devam etmek ne kadar doğruymuş, önemli olan bu. Halen daha maalesef bedenlerine ulaşılamayan çalışanlar var orada. Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok zor, yakınlarına sabır diliyoruz. 6 yaşındaki HKG'ye cinsel istismar davası. Şimdi evlendirme davası falan deniyor da şimdi evlendirme davası da olabilir ama bunun içinde bariz bir cinsel istismar var. Biliyorsunuz İstinap Mahkemesi cezayı az buldu ve bozdu. O nedenle sanıklar dün hakim karşısına çıktılar. 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı Kadir İstekli, evlendirilen kişiden bahsediyoruz. 20 yıl ceza almıştı baba Yusuf Ziya Gümüşel ve 16 yıl 8 ay ceza almıştı anne Fatıma Gümüşel. Ki Fatıma Gümüşel bu arada kayıp. Yani kayıp derken bulunamıyor. Diğerleri tutuklu da anneyi bulamıyorlar. Yani nasıl bulamıyorlar bunu da çok anlayabiliyor değilim. Çünkü Türkiye'de genelde biliyorsunuz ben bunu yayınlarda söylüyorum. Genelde bir olay yaşandıktan sonra o olayın failini
emniyet güçleri, güvenlik güçleri kısa süre içerisinde buluyor. Yani ya aynı gün ya bir iki gün sonra ya da en geç bir hafta içerisinde buluyor. Burada nasıl oldu da bu Fatıma Gümüşel bulunamadı hala? Enteresan. Neyse devam edelim. Şimdi bu dava 10 Haziran tarihine ertelendi. Yani bunun ertelenmesinin sebebi şu: sanık avukatları mazeretli şekilde katılmadılar. Yani muhtemelen bunun bir işte taktik vesaire falan olduğu söyleniyor. Sanık avukatları nasıl oldu da hepsi birden mazeretli bir şekilde katılmadılar diye tabii düşünüyorsunuzdur muhtemelen. Neler neler olmuyor ki? Yani Türkiye'de hukuk açısından bakıldığında, hukuk içerisinde neler neler olmuyor ki? Dün hatırlarsanız bir ses kaydı ortaya çıktı. Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur'un karışmış olduğu bir kaza vardı ki Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti hatırlarsanız. Bu kazanın haber olmaması için Demirören ailesinin devreye girdiği ortaya çıktı mesela. Bir telefon görüşmesi sosyal medyada yayınlandı. Revna Demirören'in şoförü olduğunu söyleyen İlker isimli kişi Demirören haber ajansı muhabiri Roj'da Altıntaş'ı arıyor. Ve Timur C'nin Yıldırım Demirören'in en küçük oğluyla çocukluk arkadaşı olduğunu söylüyor. Kazanın haber olmamasını istiyor. Ve bunu işte DHA muhabiri doğruluyor. Yayın kuruluşunun patronajı tarafından baskıya maruz kaldım diyor. Daha sonrasında görüntülü bir arama da var. FaceTime üzerinden de bir arama var. Aman bunu haber yapma. Haber oldu. Yani DHA'da bu haber yapıldı ama haberde herhangi bir şekilde bir isim vesaire falan bunlar geçmedi. Yani üstü kapalı bir şekilde bir haber yapıldı. İşte haberciliğin geldiği nokta Türkiye'de bu tip olayların içerisinde haberin veya medya patronlarının ne kadar işin içinde olduğuna dair çok net bir örnek. Çalışan üzerinde bir baskı. Tabii şimdi doğal olarak Baba Özer Acı bir tepki gösteriyor. Gizli bir el var diyor bu işlerin içerisinde. Ya gizli bir el olduğu belli. O akşam birdenbire kaçırılıyor. Hemen ilk uçak neresiyse oraya, Mısır'a, değil mi galiba? Mısır'a gidiyor. Oradan sonra Mısır'dan iade edilir mi edilmez mi falan derken Amerika'ya kaçıyor. Türkiye diyor ki Amerika'dan iadesini istiyoruz. Amerika bugüne kadar Türkiye kimi nasıl iade etmiş de acaba? İşte tırnak işareti içerisinde söylüyorum, bir trafik kazasında birisi hayatını kaybettiği için birini iade edecek. Amerika'ya Türkiye dedi ki koli koli, yüzlerce koli Fethullah Gülen dosyası gönderdik, iadesini istiyoruz dedi. Amerika bir kere olsun o kolilere bakıp da ha evet burada deliller var doğru, biz burada bir kere bir sorgulayalım falan dedi mi mesela? Hiç bunlar yaşandı mı? Yaşanmadı. Yani Amerika'dan bu iadeyi beklemek de biraz boş gibi görünüyor. Ama bu olayın üzerine gitmeyen bir basın grubu varsa işte o da net bir şekilde burada ortaya çıkıyor. Yani bu 2024 yılının şöyle bir özelliği var galiba. İnsanların, kurumların, siyasilerin her neyse bugüne kadarki sakladıkları yüzleri net bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Dilan Polat adli tıp kurumuna sevk ediliyormuş sevgili dinleyiciler. Hatırlayacak olursanız daha önce bu konuyu konuştuk. Çok üzerinde durmaya belki gerek yok ama kendisine zarar verdiği iddiası vardı. Sağlık sorunları olduğu söyleniyordu. Cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı ifade ediliyordu. Şimdi iddia o ki en yakın adli tıp kurumu birimine sevk edilmesine karar verilmiş. Dolayısıyla adli tıp kurumundan gelecek olan rapor beklenecek, öyle tahmin ediyoruz. Bir diğer magazin gündemi olan dava Seçil Erzan davası. Seçil Erzan hakkında bir iddianame daha hazırlandı sevgili dinleyiciler. Sebebi de şu: bir şikayetçi daha var, Fatih Altıntaş. Seçil Erzan'ın kendisine ünlü isimlerin yer aldığı bir fondan bahsettiğini ve yatırım yaptığını söylüyor. Dolayısıyla son olarak şikayetçi olanların sayısına baktığımızda 27'ye yükselmiş. Erzan için istenen hapis cezası 285 yıla çıkmış. Fondan bahsetti diyor, yatırım istedi diyor. Tabii kendisi de bu yatırımı yapmış. Dolayısıyla zaten şimdi şikayetçi olmuş. Yani nasıl oluyor da insanlar buna kanıyorlar? İnanılır gibi değil diyoruz ama maalesef karşımıza bu gerçekler çıkıyor.
Hem de koca koca insanlar, yani ne bileyim Türkiye'de tanınmış bilinen insanlar, spor içerisinde bulunanlar, işte futbolculuk yapanlar, nasıl oluyor da paraları götürüp elden teslim ediyorlar, inanılır gibi değil. Ya dolayısıyla sonra şunlara şaşırmamak gerekiyor. Geçtiğimiz gün yanlış hatırlamıyorsam Kastamonu'da bir kadın 1,5 milyon lira dolandırılmış. Yine işte ben emniyettenim, kamudanım, işte savcıyım, yargıcım vesaire falan aramaları sonucunda 1,5 milyon lira dolandırılmış. Böyle şaşıyoruz bazen ama demek ki halen daha bu şekilde kanabilecek, kandırılabilecek insanlar var. Veya bir an insanların boşluğuna geliyor. Ya bir anlık bir şey de değil aslında bu. Büyük paralardan bahsediyoruz. Ve bu parayı kendi elleriyle insanlar teslim ediyorlar. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Dün hatırlayacak olursanız bir Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahte diploma skandalı olduğunu söylemiştik. Ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yani üniversiteler ülkesi olarak tanınıyor ama bir üniversitede sürdürülen ve üst düzey isimlerin de tutuklandığı bir soruşturma. Şimdi bunun başka üniversitelere de yayılabileceği söyleniyor. Ki bugüne kadar tutuklanan isimler var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Mesela bu üniversitenin küçük ortağı ve genel sekreteri, eski bir bakan, yine kooperatif şirketler mukayidi, Mausa polis müdürü mesela tutuklanan isimler arasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müdürü, rektör yardımcısı, polis müfettişi muavini, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında bir yarbay, bir profesör var, hatta bir değil iki profesör var. Yine bir eski Türk Hava Yolları çalışanı var. İçişleri Bakanlığı sekreteri var. Bunlar tutuklananlar. Yani elbet bir dava süreci devam edecektir. O yüzden de tek tek isim vermedim ama. Ve işte en çok gündeme nasıl geldi Türkiye'de? TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan. O da yine tutuklanan isimler arasında. Dün dedik ki işte gözaltına alındı, acaba tutuklanacak mı tutuklanmayacak mı? Şimdi onun da tutuklandığı bilgisi geldi. Hatta Safa Karahasan'ın daha sonra çeşitli isimlere yakınlığı, onlarla fotoğrafları, mesela Fuat Oktay'a yakınlığı olduğu söylendi. Böyle bir iddia ortaya atıldı. Bilemiyorum tabii, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çalıştığı için ve Fuat Oktay Kuzey Kıbrıs'la çok yakından ilgilendiği için böyle fotoğraflar da ortaya çıkarılmış olabilir. Ama netice itibariyle Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde ortaya çıktı bu sahte diploma skandalı. Diyanet açıkladı kurban kesim bedelini. Vekalette kurban kesim bedelinin yurt içinde 11.750, yurt dışında ise 4.750 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Vekalette kurban kesim bedeli böyle oldu sevgili dinleyiciler. Diyanet'ten geldi bu paylaşım. Bu arada büyükbaş hayvanlarda da fiyatın aşağı yukarı 80 bin lira ile 140 bin lira arasında değiştiği bilgisi paylaşılıyor. Devam ediyoruz. İlginç bir haber aktaracağım size. O da şu: Erzurum Aziziye beldesi. AK Parti dediği yönetimi yeniden Refah Partisi'ne geçti. Dolayısıyla yeni bir belediye başkanı var, Emrullah Akpınar. Önceki dönem domates üretimi için kurulan seranın termal suyunun, bakın seranın termal suyu var göya. Termal suyunun aslında kömürle ısıtıldığını tespit ettiklerini açıklamış. Günde 3 ton kömür yakmışlar diyor. Bu bir akıl tutulması. Sera milyonlarca lira zarar etmiş diyor. Ve belediyenin borcunun da 508 milyon lira olduğunu söylüyor. Sera şu an 10 milyon zarar ediyor diyor. 10 milyon civarında zarar ediyor diyor. Yani günlük normal bir ısı derecesinde 3 ton, ısı 20'nin üzerine çıkmasıyla günde 4 ton kömür yanacak bu serayı o zaman suyu ısıtabilmek için diyor. Günlük 4 ton kömürün bedeli belli. Biz de oradan günlük 4 ton domates satacağız. Öbür giderleri hiç konuşmayalım diyor. Bir akıl tutulması diyor. Gerçekten de öyle değil mi? Neler neler ortaya çıkıyor bakın. Ortaya çıkamayan bir şey var, Yargıtay Başkanı. Çünkü Yargıtay Başkanı Mehmet Akarcı'nın 4 yıllık görev süresi doldu ama
Yargıtay'da seçim devam ediyor. Dün en son artık 31. turun yapıldığı söylendi. 31. tur oylamasında da yine salt çoğunluk sağlanamadı. Ve dolayısıyla yine yeni bir Yargıtay başkanı seçilemedi. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Meteorolojiden uyarılar var, hemen hatırlatalım. 11 ile sarı kodlu sağanak ve kar uyarısı var. Kar uyarısı 2000 metre üzeri rakımlı bölgeler için uyarı, bir kar yağışı uyarısı. Bunun dışında baktığımızda Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Siirt, Çırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Bitlis çevreleri, Şanlıurfa'nın doğusu için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Tabii dediğim gibi karla karışık bir yağmur beklentisi de var yüksek kesimlerde, yine bu bölgelerde. 35. hafta karşılaşmaları dün oynanan maçlarla beraber sona erdi. Dün Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı ve dolayısıyla Galatasaray 96 puanda, Fenerbahçe 90 puanda. Arada 6 puanlık bir fark var. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, oyuncularım elinden gelen her şeyi yaptılar. Sorumluluk bana ait, matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz diye bir açıklama yaptı. Yani matematiksel olarak yarışın içinde görünüyor olmaktan Fenerbahçe taraftarı ne kadar memnun şu an için onu bilemiyorum. Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakaları oynanacak. Beşiktaş bugün Ankara Gücü'yle karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak bu karşılaşma. İlk maç 0-0 sona ermişti. Şimdi ikinci maç oynanacak ve yarın da Fatih Karagümrük'le Trabzonspor maçı oynanacak. Sevgili dinleyiciler, ilk maç Trabzonspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Bunu da hatırlatalım. Ve Hatayspor'a haciz kararı var ki depremzede olarak misafir olduk gittik diyor. Riva'da federasyonun tesislerinde konaklıyor Hatayspor ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bize haciz gönderdi. 5 milyon lira istedi diyor. Görüşmelerimiz devam ediyor demiş. Gerçekten depremzede misafir olarak Hatayspor ağırlanıyor ve ardından da 5 milyon lira bunun için isteniyorsa inanılır gibi değil. Ya o zaman özellikle biz seni bu tuzağa çektik demek istiyorlar herhalde. Başka bir açıklaması yok bunun. Bizim kuruşa ihtiyacımız olduğu bir dönemde bizden para istemesine anlam veremedik diyor. Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz yapmış bu açıklamayı. Umarız bu sorun ortadan kaldırılır. Mümkün olduğunca tüm başlıkları yine bir program içerisinde sizlerle paylaşmaya gayret ettik sevgili dinleyiciler. Cenk'e teknik masada teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.